Kale iletkenlerinin bir kesitinden aynı sürede eşit miktar yüke sahip pozitif ve negatif iyonlar şekildeki bir ok yönlerinde geçiş yapıyorlar. K iletkeninden 12 amperlik akım oluştuğuna göre L iletkeninde kaç amperlik akım oluşur diye soruyor. Şimdi burada akım dediğimiz olaylarda I eşittir Q bölü T diye, yani yük bölü geçen süre diyorduk. Burada artılar ve eksilere bakıyoruz. Eğer bu artılar ve eksiler birbirlerine zıt yönde hareket ederlerse bunların büyüklüklerini topluyoruz. Yani burada 3 tane artı, 1 tane eksi var. O zaman 4 birim yük, 4Q diyelim. 4Q bölü T'sine demiş ki 12 amper. 12 amper demiş. Gelelim L'ye. L'de de şu var. 2 tane yük var ve zıt tarafa doğru hareket ediyor. Yani 2Q bölü T şeklinde işlemler yapacağız. O zaman 4Q bölü T 12 amper ise bu da 6 amperlik akım olacaktır. Ve akım yönü de arkadaşlarım eksi yüklerin zıttına, yani artı tarafa doğru hareket edecek. Burada 12 amperlik akım var. Burada da bu tarafa doğru yine 6 amperlik akım var diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı. KLMN tüplerinde aynı sürede pozitif ve negatif İyonlar şekil ekibi hareket etmektedir diyor. Buna göre tüplerden geçen akım şiddetleri İK ile İM, İN arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Burada da yine yüklere bakacağız. Toplam yük miktarlarına bakacağız. Artılar ve eksiler, eğer zıt tarafa gidiyorsa topluyoruz. Aynı tarafa doğru gidiyorsa büyük olandan küçük olanı çıkartıyoruz. Peki burada K'ya baktığımızda 6 birim yük gitmiş. Yani 6Q kadarlık yük var diyebiliriz. Geliyoruz L'ye. L'de de artılar 4 tane, eksiler 4 tane. Totalde 8 birim yük var. O zaman 8Q kadar yük var diyebiliriz. M'ye baktığımız zaman da 2Q kadar yük var diyebiliriz. N'ye baktığımız zaman da arkadaşlarım 3Q kadar yük var diyebiliriz. O zaman en büyük akım burada L'ye ait olacaktır. Sonra K, sonra N, sonra da M olacak. L, K, N, M. Yani cevabımız A şıkkı olur diyeceğiz. Öz dirençleri aynı olan KLM iletkenlerinin boyları ve kesit alanları ile ilgili bilgiler yukarıdaki tabloda verilmiştir. KLM iletkenlerinin dirençleri sırasıyla RK, RL, RM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir diye soruyor. Şimdi buradaki olay şu. Dirençlere baktığımızda direncin R eşittir öz direnç uzunluk bölü kesit alan diyorduk. Bölü kesit alan. Bu bizim genel formülümüzdü. Şimdi öz dirençlere baktığımızda hepsinin de aynı demiş. Okey. Ondan sonra o zaman boy ve kesit alanları oranlamamız gerekiyor. Birincisinde yani K'nın direncine baktığımızda RK diyelim. Öz dirençleri de aynıydı. Buna P diyelim öz dirence. Uzunluk 2L, kesit alanı da A kadar. O zaman 2L bölü A'dan buranın direncine 2R diyelim. Gelelim L'ye. L'ye baktığımızda da yine aynı formülleri kullanarak 3 bölü 4 R kadar olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra M'ye baktığımız zaman da 4 bölü 2'den 2 R kadarlık direnç ortaya çıkıyor. O zaman K ve M'nin birbirlerine eşit, L de onlardan küçüktür diyeceğiz. İç dirençleri önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım 1 ve 2 kutularına ampermetre bağlanırsa devredeki tüm lambalar ışıktır. Şimdi ampermetre gördüğümüz yerde burada devrede akım geçer diyeceğiz. Voltmetre üzerinden de akım geçmiyor arkadaşlar. Peki o zaman 1 ve 2 kutularına ampermetre bağlayalım. Nasıl işlemler yapacağız görelim. Şimdi buradan artı kutuptan bizim akımımız ilerliyor. Geldi buraya. Burada iki kola ayrıldı. 1 ve 2 kutularına ampermetre bağlanmıştı. Buradan da gitti. Buraya kadar geliyor. Sıkıntı yok. Peki burada yine parçalara ayrılacak. Buradan gidecek. Alttakinden böyle gidiyordu. Üsttekinden de yine aynı şekilde gidecek. Ve akım birleşecek. Buradan gidecektir. Ampermetre olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, tüm lambalar birincisinde ışık verecektir. Bir kutusuna voltmetre, iki kutusuna ampermetre bağlanırsa devrede 4 tane lamba ışık verir diye soruyor. Şimdi bakalım, bir de voltmetre varmış, ikide de ampermetre varmış.
Bunlara bakalım. Akım yine geliyor. Burada iki tane kola ayrıldı. Bundan sonra nasıl gidecek? Buradaki akım geldi. İki kola da gidebilir. Bir buraya, bir buraya. Peki, bundan sonra geldi. Yine ilerliyor. Buradan yine bağlandı. Yoluna devam etti. Sonra yine burada geldi. Yine birleşti. O zaman kaç tanesi yanıyor? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi yanıyor. 4 tane lamba ışık verir. Seçeneği yanlıştır. 1 ve 2 kutusuna voltmetre bağlanırsa devrede 2 tane lamba ışık verir diyor. Şimdi yine akımımızı yollamıştık. Buraya geldi. Okey. Bundan sonra ne olacak? Bakın. Şimdi üst tarafta akım rahat bir şekilde ilerliyor. Burada sıkıntı yok. Buradan gitti. Şimdi alt tarafa baktığımızda alt taraftan akım geçiyor mu ona bakmamız lazım. Şimdi gelsin. Tamam. Hadi burada voltmetre yok. Bu voltmetre var. O yüzden geçemiyor. Aşağıya gelsin. Şimdi buraya geliyor. Buradan bağlanması lazım. Bağlanamıyor. Çünkü burada voltmetre var arkadaşlar. Voltmetre olduğu için şu aşağıdan yani şu 3 tane olan lambadan ışık hani alamayacağız arkadaşlar. O yüzden 2 tane lamba ışık verir ve o lambalar da bunlardır. Yani bu da doğru diyeceğiz. Cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Bir öğrenci metal alaşımdan yapılmış boyları L2L ve kesit alanları S2S olan XYZ iletken tellerini 2V, V ve V gerilimine sahip üreteçlere şekil ekibi bağlıyor demiş. Öğrenci A1, A2, A3 ampermetrelerinde I1, I2, I3 akımlarını görüyor. Bu akımlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bize üreteçlerin potansiyel farklarını vermiş, dirençleri vermiş. Peki direnç değerlerini hesaplayalım. Hepsi aynı metal alaşımdan yapılmıştı. O yüzden öz dirençleri birbirlerine eşit olacak. Ve burada arkadaşlarım hani direnci hatırlarsanız eğer R eşittir. P yani öz direnç uzunluk bölü kesit alan formülü vardı. O zaman L bölü S hani P'ler eşit yani öz dirençler eşit. L bölü S'ye biz R kadarlık bir direnç diyoruz. O zaman burası L bölü 2 ise burası da o zaman R bölü 2 kadarlık bir dirence sahiptir. 2L bölü S'den de burası da arkadaşlarım 2R'lik bir dirence sahip olacak. O zaman potansiyel fark denklemine baktığımızda V eşittir I çarpı R olacaksa V eşittir I çarpı R olacaksa eğer 2V potansiyel farkı var R buradan o zaman 2V eşittir 2IR olsun. O zaman buradan geçecek olan akım I1 akımımız 2I kadar olacaktır. Burası da V potansiyeline sahip R bölü 2'lik direnç var. O zaman buradan geçen akım da 2I kadar olur. Burada da arkadaşlarım V potansiyel farkı vardı. 2R'de direnci var. O zaman buradan geçen akım da I bölü 2 kadar olacaktır. 1 ve 2 eşit. 3 de onlardan küçüktür diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. 6 ohm, 3 ohm ve R dirençleriyle kurulu şekildeki elektrik devresinde. V1 voltmetresinde okunan değer 12 volt. Tamam, hemen yazalım buraya 12 volt diye. Ondan sonra V2 voltmetresinde okunan da 9 volttur demiş. Peki, buna göre R direnci kaç ohmdur diye soruyor. Şimdi yapacağımız işlem nedir arkadaşlarım? 12 voltluk bir potansiyel var. 12 voltluk potansiyel var. Şimdi birisi de 9 volt. Buradan ilk başta akım nasıl gidiyor ona bakalım. İyi akımını yolladım. Bu akım geliyor. Geldi. Bu şekilde gidiyor. Sonra yukarıya gidemez. Voltmetre olduğundan dolayı voltmetre üzerinden akım geçmez. O yüzden düz devam ediyor. Aşağı inemez. Yine voltmetre var. Üzerinden akım geçmez. Yoluna devam edecektir. Şöyle geldi. Ondan sonra da bu şekilde ilerledi. Yine devreyi tamamladı. Yani bütün dirençler birbirlerine seri. O zaman 12 voltluk potansiyel var. Üzerinden geçen akıma da hani devreden geçen akım iyi kadar olsun. I çarpı 6 ve R'lik dirençlerin toplamını ölçüyor bu 12 volt. O zaman I çarpı 6 artı R diyeceğiz. 6 artı R diyeceğiz. Ondan sonra diğeri de arkadaşlar 9 voltluk potansiyel varmış. Yine I kadar akım geçecektir. O da R artı 3. Yani ona da 3 artı R yazdım. Peki bunları biz işleme koyarsak, sadeleştirirsek. Mesela diyor ki R direnci diyor kaç ohmdur diyor. Peki bunları baktığımızda arkadaşlarım mesela ilk başta bir sadeleştirme işlemleri uygulayalım. Sadeleştirelim 3'e bölelim. Burası 4, burası da 3.
Şimdi bundan sonra da hani birbirlerine benzetmeye çalışalım. Ondan sonra şu iyiler de gitsin hatta. İyiler de gitsin. Yukarıyı ben 3 ile aşağıyı da 4 ile çarparsam sistemi eşitleyebilirim. 3 ile çarptığımızda 3 çarpı 6 artı R'den 18, 18 artı 3 R'ye kadar oldu. Peki diğerine baktığımızda da arkadaşlar 4 ile çarpmam gerekiyordu. 4 çarpı 12, 12 artı 4 R'ye kadar yapar. Bundan sonrası artık matematiksel işlemler diyeceğiz. 3 R'ye attık, R kaldı. 18'den de 12 çıktı. O zaman R'si de arkadaşlar 6 ohmluk direnç yapar diyeceğiz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 12, 6 ve 4 ohmluk dirençlerle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde üreticinin potansiyel farkı 24 volt olduğuna göre ampermetrede okunan değer nedir diyor. Şimdi buradaki olay şu, 24 voltluk bir üreticimiz var ve bütün dirençler birbirlerine paralel bağlı. Paralel bağlı devrede potansiyel farklar da birbirlerine eşit olmalıdır. O yüzden arkadaşlar 12 ohmluk direnç üzerinden geçen akımı hesaplarken hani hepsinin potansiyel farkı 24 volta eşit olmalıdır. O zaman buradan 2 amperlik akım geçmesi lazım ki akım çarpı direnç potansiyel farkı yani 24 voltu versin. O zaman buradan 2 amper geçti. Buradan da arkadaşlarım 24'e eşit olması için 4 amperlik akım geçti. Buradan da arkadaşlar 6 amperlik akım geçti. Ve bunlar toplandı. Hani geriye alırsak eğer bu sistemi toplam buradan da 12 amperlik akım geçiyor. O zaman arkadaşlarım ampermetrenin gösterdiği değer de 12 amperdir diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış silindirik XYZ dirençlerinin yarıçapları sırasıyla 2R, R ve R'dir. Boyları da hepsinde L kadarmış. X direncinin uçlarındaki potansiyel fark 40 volt olduğuna göre üreticinin gerilimi nedir diye soruyor. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Yapacağımız işlem ilk başta bu direnç değerlerini bulmaktır. Aynı maddeden yapılıyor demiş. O zaman direncin genel formülünü hatırlarsak eğer R eşittir. Öz direnç uzunluk bölü kesit alan. Şimdi şöyle bir durum var. Hani 2R ve R'ler var ya. Buradaki 2R'leri direkt siz kesit alanmış gibi düşünüyorsunuz. Veya işte yarı çaplı çapıda 4R o zaman alanı da 4R ile bağlantılıdır diyorsunuz. Böyle bir yanlışlık var. Kesinlikle bunu yapmayın. 2R'lik bir yarı çap varsa bu bir silindir olduğu için alanı da pi çarpı 2R'nin karesinden 4pi ile. Yani burası arkadaşlarım 4S kadar olsun. 4 pi ile kareye 4 sene diyelim. O zaman burası da pi çarpı re kare olur. O da ne yapacaktır? 4 pi ile kareye 4 s dersek de buralarda s kadarlık bir kesit alanları olacaktır. O zaman arkadaşlar şimdi l bölü 4 s, l bölü s, l bölü s. Şimdi ben l bölü 4 s'ye r kadarlık bir direnç var dersem burada da 4 katı kadar olacaktır. 4 r'ye 4 r kadar oldu diyeceğiz. Bu dirençleri de yazdık. Okey. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Diyor ki X'in uçları arasındaki potansiyel fark 40 volt olduğuna göre. X'in uçları arasındaki potansiyel fark 40 volt. Şimdi R kadar direnç vardı. Potansiyel farkı yani şuradan geçen akıma da biz İ diyelim. İ diyelim. O zaman buralardaki dirençler de özdeş olduğundan dolayı İ bölü 2 buradan geçecektir. İ bölü 2 de buradan geçecektir. Akımları bir kere bu şekilde ayırabilirsiniz. Bundan sonra ne yaparsınız arkadaşlarım? Mesela i bölü 2 çarpı 4 r'den 2 i r kadarlık bir potansiyel fark var. 2 i r kadar. Peki o zaman şöyle bir şey yazarsak. i r'si neymiş burada? X'in potansiyel farkı 40. O zaman 2 i r'de burası da arkadaşlarım 80 olur. Paralel bağlı olduğu için alt taraf 80 ise üst taraf da 80'dir. İkisi de 80 volt olacak. 40 volt da burası. Burada seri bağlı devrelerde potansiyel farkı bulabilmek için de ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman 80 artı 40'dan da 120 voltluk potansiyel olacak diyeceğiz. Dirençleri vermiş, ampermetrede ve voltmetrede okunan değerler nedir diye soruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Bir kere arkadaşlarım burada hemen eş değer direnci bulalım. 20 ve 5 var. Bunlar çarpımları böyle toplamlarından 100 bölü 25'ten 4 ohm yaptı. İlk başta şu paralelin 4 ohmluk bir direnci var. Eşdeğer direnci. 4 de burada birbirlerine seri oldu. Totalde o zaman eşdeğer direncimiz arkadaşlarım 8 ohm yapar.
8 ohm kadarlık eşdeğer direnci var. Peki bizim potansiyel farkımız 80 voltsa, o zaman akım değerimiz de potansiyel fark bölü eşdeğer dirençten, yani 80 bölü 8'den 10 amperlik bir akımımız var. 10 amperlik bir akımımız var. Peki bundan sonra akımlar nasıl gidecek? Bakın 20'ye 5'li paralel bağlıda potansiyel farklar eşit olabilmesi için direnç ile akım ters orantılı olması lazım. Yani I çarpı R potansiyeller eşit ise, o zaman akım arttıkça direnç düşmesi lazım veya direnç arttıkça akım düşmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar ben buraya burada I kadarlık akım yollarsam I çarpı 20 oluyor. O zaman burada da 4 I'lik akım oluyor. Peki o zaman totalde 5 I akımı var. Bu 5 I akımı da 10 ampere eşit. 10 ampere eşitse bize 4 I lazım. O da 8 amperlik akım yapar. Ampermetredeki değer budur. Peki voltmetredeki değer nedir? Toplanacak. Buradan yine 5 I'lik, yani 10 amperlik akım olarak geçecektir. Voltmetre de arkadaşlar 4 ohmluk direncin potansiyel farkını ölçüyor. O zaman V eşittir 4 çarpı 10'dan da 40 volt kadar yapar diyeceğiz. Akım 8'di, potansiyel fark da 40 volt olacak.